benden geçmiş, artık ben bu vakitten sonra zayıflasam ne olur diyen bir grup var değil mi? Sizce bu doğru mu? Gelin buna ben yine bir hastam üzerinden cevap vereyim. Şimdi biz temel olarak bu ameliyatları 18 ila 65, 65-70 arası da dikkatli kontrollerle yapabiliyoruz. Yani obezite cerrahisi için tüp mide ve gastrik bypass ameliyatlarını. Yine tabii 65 yaş, 70 yaş arasında böyle hastanın fizik kondisyonuyla çok ilgileniyoruz. Eğer uygun ise yine uygulayabiliyoruz. 13-18 yaş arasındaki gruba adolesan grup deniyor. Özel bazı kriterler eşliğinde adolesan grubu da ameliyat edebiliyoruz. Peki gelelim 55 yaşındaki birinin ya benden geçti artık ben bu vakitten sonra zayıflasam ne olur sözüyle ilgili durum doğru mu? Doğru değil. Gelin size yine gerçek hayattan kendi hastalarımdan bir örnek vereyim. İsim farklı. Diyelim ki Faruk amca. Faruk amca bana 68 yaşında geldi. Ameliyat olmak istiyor ısrarla. Fizik kondisyonu çok çok iyi ama ben biraz yaşı ileri diye ameliyat etmekten kaçınıyorum o zaman için. Sonrasında tabii Faruk amca tüm düşüncelerimi değiştirdi. Bu arada Faruk gerçek ismi değil. Faruk amca tüm düşüncelerimi değiştirdi tabii. Neyse 68 yaşında diye ben ameliyat yapmaktan kaçıyorum. İşte ısrarla diyor ki ben ameliyat olacağım. Neyse tahlilleri yaptırdık. Endoskopisinde midede bir ülser saptadık. O dedim Faruk amca ameliyatını yapamayız hemen bunu tedavi etmemiz lazım. Neyse Faruk amca böyle büyük bir azimle tamam oğlum dedi ver tedaviyi ben kullanacağım. Tedaviyi verdim. Yaklaşık 2 ay süren bir tedavi. Dedim ki tedavi edeceğiz ondan sonra tekrar endoskopi yapacağız. Ülserin tedavi olup olmadığını göreceğiz. Tamam dedi Faruk amca gitti 2 ay boyunca tedavisini eksiksiz kullanmış ve yanıma geldi. Hadi dedi bana endoskopi yap. Ben gelmeyeceğini tahmin ediyorum tabii. Sonra indik Faruk abiye, amcaya bir endoskopi yaptık. Ülser tamamen tedavi olmuş. Ondan sonra dedik ki beni ne zaman ameliyat edeceksin? İşte ben böyle ya ameliyat şöyle böyle anlatırken bak dedi oğlum dedi. Ben dedi ameliyat edeceksin. Ben sana ameliyat olmak istiyorum. Bundan kaçışın yok. Peki dedim o zaman bu kadar güzel anlatınca artık yapmıyorum deme ihtimalim kalmadı. Zaten kriterlere uygun. Yaş kriterlerine de uygun. Peki dedim, hadi ameliyat yapalım. Neyse hazırlığımızı tamamladık, ameliyatı yaptık. Faruk amcayı bir iki gün sonra, biliyorsunuz benim bir programım var. Birinci gün taburcu ediyorum genelde. Taburcu ettik güzel bir şekilde. Sonra o vakitten bu yana yaklaşık 3 sene oldu. Hala kendi tarlasında, kendi bahçesinde çalışıyor Faruk amca. Ha bu arada biz Faruk amcanın eşini ameliyat ettik. Oğlunu ameliyat ettik. Yeğenlerini, iki yeğenini aynı gün ameliyat ettik. Hatta ablasını bana ameliyat ettirmek istedi. Onun yaşı çok fazlaydı. Onu yapmadık. Yani bakın 55-60 yaşındaki insanlardan bunu duyuyorum ben bazen. Ya bu vakitten sonra ben değişsem ne olur? Bu vakitten sonra ne yapacağım? Hayır öyle değil. Hayatın neresinden tutarsanız orada büyük bir kar elde ediyorsunuz. Çünkü o hayat sizin ve inanın kaç yaşında olursa olsun eğer kriterlere uygunsa buna değecek bir fayda elde ediyor insanlar. Ki Faruk amca örneğinde olduğu gibi. Şimdi öyle bakmıyorum konuya. Fizik kondisyonun yerinde ise ve bilimsel kriterlere uygunsa ameliyatı yapıyorum. Çünkü ileri yaştaki insanlarda da sonuçlar çok çok güzel. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.